Sedir Şark Köşesi ve Bahçe Mobilyaları nöbetçi eczaneleri sunar. Yapı otomatik panjur ve kapı otomasyonları nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Bakan Yılmaz 15 Temmuz'u anma etkinlikleri için Sivas'a geldi. Sivas'ta korkutan çatı yangını. Yiğidolar ilk maçında deplasmanda. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bugün memleketi Sivas'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan İsmet Yılmaz memleketi Sivas'ta düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak üzere karayoluyla Ankara'dan kente geldi. Yılmaz Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliği ve garnizon şehitliğini ziyaret etti. Burada şehit ailelerine başsağlığı dileyen Yılmaz, 15 Temmuz şehidi 4. sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitleri mezarlarına karanfil bıraktı. Şeref defterini imzalayan Bakan Yılmaz, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ülkemizin birliğini korumak ve ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gösterdiğiniz kahramanlık, aziz milletimiz için şanlı bir destan ve gurur vesilesi olmuştur dedi. Vatan için canını hiçe sayarak gösterdiğiniz azminiz, fedakarlığınız ve vatan sevginiz bu aziz millet tarafından nesilden nesile gururla aktarılacaktır. Uğruna şehadete erdiğiniz vatan toprağında rahat uyuyun. Bizlere emanet ettiğiniz vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıp emanetinize halel getirmeyeceğiz. Sizleri, cesaretinizi, vatan sevginizi ve 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Yılmaz daha sonra Ulu Cami'de 15 Temmuz şehitleri için okutulan mevlid programına katıldı. Programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili İlmi Bilgin, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kiple, diğer yetkililer ve şehit aileleri katıldı. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı Baylo'yu kullandıkları öne sürülen 15 kişiye yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor. Sivas Valisi Davut Gül, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Behrampaşa Hanı'nda incelemelerde bulundu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Behrampaşa Hanı, Vali Davut Gül tarafından incelendi. Lokanta. Evet. Büyük bir 650 metre. 16. yüzyıl Osmanlı mimarisiyle Behrampaşa tarafından yaptırılan eser hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Gül, yapılan çalışmaları yerinde görerek proje görsellerini inceledi. Şu anda biz şuradayız. Buraya kadar asansör çıkıyor. Yalnız birebir bu değil, bunu ilk böyle proje aşamasında yapmıştık. O önemli yani, görseller yani şey oldu. Değil ama ben çok şey, evet. Standart olarak bu. Büyük bir titizlikle restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü ve 2018 yılı itibariyle de inşaat çalışmalarının tamamlanarak açılışın gerçekleştirileceğini söyleyen Gül, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Ziyareti esnasında işçilerle de bir araya gelen Gül, yetkili personel ve işçilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde inşaat çalışmaları devam eden 2250 kişilik yeni öğrenci yurdu binalarını ziyaret eden Gül, Vali Yardımcısı Can Aksoy, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç'la Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut'tan bilgi aldı. Sivas Valiliği'nce alınan 91.244 sayılı kararla düğün, nişan, asker uğurlamaları ve çeşitli eğlencelerde korna çalmak yasaklanmıştı. Bu karara uymayanlara ise Karayolları Trafik Müdürlüğü ceza işlemi uygulayacak. Sivas Valiliği'nin aldığı 91.244 sayılı kararla düğün, nişan, asker uğurlama ve diğer eğlencelerde korna çalmak yasaklandı. Bu karara uymayanlara Karayolları Trafik Kanunu gereğince ceza işlem uygulanacak. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre seyir halindeki araçtan sarkmak ve egzoz patlatmak suretiyle gürültü yapmak da yasaklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce açıklanan 2017 yılı Haziran ayı istatistiklerine göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 49.098 yolcuya hizmet verildi. 2017 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre Haziran ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre %4 artışla 48.934, dış hat yolcu trafiği 164, toplamda ise %4 artışla 49.098 oldu. 2017 yılı Haziran ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iç hat iniş kalkış yapan uçak trafiği 346 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 2 olmak üzere toplamda 348'e ulaştı. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 269.051 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 1950'ye, yük trafiği ise 2045 tona ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz ayında 2545 engelli memurun kadroya alınacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Temmuz ayındaki engelli memur adaylarının merkezi yerleştirme işlemi kapsamında 2545 kadroya atama yapılacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada engelli memur adayları başvuruları 12-21 Temmuz 2017'de ÖSYM Başkanlığı tarafından www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Nasıl? Eski dozu seni göstereyim. Bu yerleştirmelerde lisans düzeyinden 1348, ön lisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2545 kadroya atama yapılacaktır. Sivas'ta İnönü Mahallesi'nde bisiklet süren 14 yaşındaki bir çocuğa araba çarptı. Bisikletli çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnönü Mahallesi Ali Baba Caddesi'nde bisiklet süren 14 yaşındaki bir çocuğa araba çarptı. Olay bu sabah saat 8.30'da meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ambulansa haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Baygınal'daki çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Hep beraber yine alacağız. Sağlık arkadaşlar hangi hastaneye gider? Sağlık ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşınan çocuk, gerekli tetkiklerin yapılması için Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde Kadı Burhanettin mahallesindeki bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın yan binalara sıçrayınca vatandaşlar paniğe kapıldı. Sivas'ın Kadı Burhanettin mahallesinde güvenler sitesindeki 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın binanın çatısından rüzgarın da etkisiyle yan binaların çatılarına sıçradı. Olay yerine 5 itfaiye aracı ve diğer kurumların su tankerleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken 3 apartmanda oturan apartman sakinleri de tahliye edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ardından 5 kişi ambulanslarla hastanelere taşındı. Zehirlenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bugün saat 9.45'te başlayan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın neticesinde kontrol altına alınabildi. Mahalle sakinleri yangının başladığı çatı katında Afganistan uyruklu 2 kişinin yaşadığını belirtti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 5. kata kurulucu sıçramın, oradaki ev sahibi farkına varmış, söndürmüş kendi evini. Ondan sonra onlar demek ki yoklardı, almış bir çatı, çatıdan yangın çıktı. Balkon olduğu gibi alev almaya başladı. Sonra pakbenler çatı derken, olay bu duruma geldi yani. Bir duman, bir itfaiye sesleri, acaba bir şey mi var? Ne oldu dedim, can kurtaran, man kurtaran gidiyor, Allah kurt. Balkondan baktık ki dumanlar var, şey yangın varmış. Sivas'ta 8 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı. Geçtiğimiz yıl 23 Kasım günü Sivas'ın Çarşı Mahallesi'nde bir barda meydana gelen silahlı kavgada 31 yaşındaki Hakan Kalem'i öldüren, Soner Ağa'yı ise yaralayan cinayet zanlısı yakalandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin takibi sonucu geçtiğimiz gün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalanan zanlı Oğuzhan Gür bugün Sivas'a getirildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Yıldızeli ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaları ziyaret eden SESOK Başkanı Beşir Köksal, Yıldızeli ilçesinde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Nurettin Cihangiroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Şeyle ilgili de biz her sene her anında destekler veriyoruz. Daha sonra ilçe kaymakamlığı görevine atanan Hakan Keskin'i ziyaret eden Köksal, Keskin'e yeni görevin hayırlı olması temennisinde bulundu. Köksal 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan fotoğraf sergisinin esnaf teşkilatı, kaymakamlığın işbirliğiyle ilçede de açılacağını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keskin ise ilçede güzel birlik ve beraberlik olduğunu belirtti. İşte esnaf kardeşlerimizle tüm herkesle hep beraber bir arada tutup bu sıcaklık, bu samimiyeti devam ettirmemiz lazım. Benim için de önemli. Yani işte esnaflarımızla, kardeşlerimizle hareket etmemiz bizim amacımızın. Bu yılın sınav takvimine göre LYS sonuçlarının 11 Temmuz'da açıklanacağı bilgisini veren ÖSYM resmi sayfası üzerinden yaptığı duyuruyla sonuçların bugün 23.59'da açıklanacağını bir kez daha hatırlattı. ÖSYM'nin resmi siteden yaptığı açıklamaya göre LYS sonuçları bugün 23.59'da açıklanacak. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı ve aileleri ÖSYM'nin sonuçlarını sonuç.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenip sorgulayabilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar TC kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak görülebilecek. LYS puan türlerinin en az bir tanesi 180 puan ve üzerinde olan adaylar, ön lisans programlar için ve lisans programlar için tercih işlemi gerçekleştirebilecek. Puan türlerinin en az bir tanesinden 180 puan alamamış olan adaylar, ön lisans programları ve EGS puanlarıyla öğrenci kabul eden lisans programları için tercih işlemi yapabilecekler.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Çayyurt Mahallesi'ndeki bir eve girerek 20.000 TL değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlık zanlısı yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı. Sivas'ta geçtiğimiz günlerde bir konuta mutfak balkonunun kapısından girerek evdeki 20.000 TL değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlık zanlısı yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Çayyurt Mahallesi'nde bir konuta mutfak balkonunun kapısından girip ikamette bulunan 20.000 TL değerinde ziynet eşyasını çalan FK, Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin takibi sonucu Yozgat'ın Sarayken ilçesinde ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Sivas'a getirilen zanlı emniyet işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından bugün hakim karşısına çıkartıldı. 2918 sayılı karayolları trafik kanununda yapılan değişiklik uyarınca 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren trafik tescil şube müdürlüklerince araçlar için verilen motorlu araç trafik belgesi kaldırıldı. 2918 sayılı karayolları trafik kanununda yapılan değişiklik uyarınca 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren trafik tescil şube müdürlüklerince tescili gerçekleştirilen araçlar için motorlu araç trafik belgesi verilmesi uygulamadan kalktı. Ruhsat olarak da bilinen ve araçlarda kullanılması gereken motorlu araç trafik belgesi artık kullanılmayacak. Araç tescil belgesi ise kullanıma devam ediyor. Bir Temmuz'dan itibaren muayenesini yaptıran araç sahiplerinin araç muayene raporlarını her zaman araçlarında bulundurması gerekiyor. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sunar. Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu fikstürü çekildi. Sivasspor'un ilk haftadaki rakibi ise Akhisar Belediyespor oldu. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav sezonu fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idare merkezinde yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Sivas Spor Yönetim Kurulu üyesi Erkan Bozatlı sahnede. Sivas Spor Yönetim Kurulu üyesi Erkan Bozatlı'nın katıldığı çekilişte Sivas Spor'un ilk haftadaki rakibi ise Akhisar Belediyespor oldu. Kırmızı Beyazlar kendi evindeki ilk maçı ise ev kuryeni Malatya Spor'la oynayacak. Sivas Müftülüğü ve Sivas Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Yaz Kur'an Kursları futbol turnuvası başladı. Bu yıl 6.sı düzenlenen Yaz Kur'an Kursları futbol turnuvasının açılışı dün akşam yapılan bir törenle başladı. İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Karakaya törende yaptığı konuşmada turnuvaya 58 Kur'an kursu takımının katıldığını söyledi. 4 yaş grubu katılıyor. Dolayısıyla 3000 civarında öğrencimizden burada yaklaşık 450-500 tane çocuğumuz toplamda 40... Tam da 110 öğrencimiz var. Evet 42 artı 12 değil mi? Evet. Toplamda evet. 54 takım olarak 58 takım olarak bu turnuvaya katılmış bulunmaktasınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yaz kurslarında özellikle ders sonrası sosyal etkinliklere ağırlık verdiklerini dile getiren Karakaya şunları kaydetti. Yaz seminerlerinde özellikle bu sene ders sonrası ya da ders dışı sosyal etkinliklere ağırlık verelim dedik. Bu sosyal etkinliklerimizin başında da futbol turnuvası geliyor. Bu sene elhamdülillah katılım daha fazla. ...58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sundu. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Müzik
Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sunar. Çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.